de Surmak Susmak yazar. Boğa burcunu temsil eder. Zümrütler, drop zümrütler. Ve yaşadığımız dünyayı temsil eden bir harika. Büyük dünyamızı küçülttüm. Kuyum Haber'den herkese merhaba. Efendim bugün sektörümüzün duayen isimlerinden, usta isimlerinden birisinin yanındayız. Mücevher tasarımcısı, sadeker ustası, kuyumcu ustası Surmak Susmak. Kendisiyle yapmış olduğu birbirinden güzel estetik ve birbirinden işlevsel takıların mücevherleri görüşeceğiz. Mücevherlerde özellikle kullanmış olduğu taşlar, tasarımlarında genel olarak nelerden esinleniyor, özellikle mücevher konusuyla alakalı düşünceleri neler ve günümüzdeki usta çırak anlayışı gibi çok önemli, nadide konuları görüşeceğiz ve sizler için bunları değerlendireceğiz ve derleyeceğiz. Ustam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi de burada ağırlamaktan, atölyemde ağırlamaktan çok mutluyum. Biz de mutluyuz. Ayağınıza sağlık. Eksik olmayın ustam. Çok teşekkür ediyoruz. Uygun görürseniz önce mücevher kelimesini soralım. Mücevher kelimesi sizin için farklı şeyler ifade ediyor. Daha önceki yayınlarınızı da görmüştüm. İlk sorumuz bu olsun efendim. Mücevher aslında değerli, insanlar için değerli olana denen bir şeydir. Ben insanlar için en değerli olanın bayanlar olduğunu düşünüyorum. Bayan bir mücevherdir. Yani kadınlardır aslında mücevher. Çünkü onlara yakışan takıları biz onlara yaptığımız zaman beyleri görüyor. Beyler de bir nevi o mücevheri görerek yaşamış oluyorlar. Erkeklere kalırsak çünkü çok fazla bir takı takmıyorlar kol düğmesi ve yüzükten başka. O yüzden bayanlardaki bütünlük anlamında mücevheri öyle yakıştırıyorum. Mücevher bir bayandır. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Kadındır daha doğrusu. Şunu da sormuş olalım. Kuyumculuk sektöründe ne zaman adımınızı attınız? Ben 1972 yılından beri aşağı yukarı bu sektörün içerisindeyim. Bizzat çalıştım. Benzinli körüklerde çalıştım. Benzinlik ayaktan körüklerle ilk kaynak işlerimi yaptım. Sonra tüplere, doğalgazlara, hava gazına falan geçtik. Sonra da oksijenli ve şimdi hidrojen kaynakta kullanıyoruz. Usta, aşağı yukarı 50 küsur senedir bu sektörün içerisinde bizzat çalışıyorum. Teşekkür ederim. Peki ustam, ailenizde kuyumcu var mıydı? Bu mesleği sizi yönlendiren kişi kimdi? Nasıl bu sektörde kendinizi buldunuz? Ailemizde kuyumcu, babam küçük yaşta bir kuyumcu yanında çalışmış fakat çok uzun süre çalışmamış. Babası kız kardeşleri olduğu için babasının yaşlı olduğundan dolayı, yani dedem yaşlı olduğundan dolayı dedeme yardımcı oldu. Marangozluk mesleğini devam ettirmiş. Babam savurma makineleri ustasıydı. Anadolu'da savurma makineleri yapan ustaydı. Yarma ve bulgurla takas yapardı. Yani makinayı o zaman yarma makinaları da yapardı. Sonra ziraat makinaları çıkmaya başlayınca babamın işi yavaş yavaş şey oldu. O da yaşlandı zaten, bıraktı. Kendi arkadaşının yanına, Antosta'nın yanına beni vermişti küçük yaşta. Ondan sonra da Lebon Usta'nın yanında çalıştım. İki ustam da rahmetli oldu. Nur içinde yatsınlar. Amin. Amin efendim. İlk çalışmamda ayaktan körükle basıyorsunuz, benzin koyuyorsunuz. Benzinli kaynaklar yapardık. Ondan sonra doğalgaza geçildi. Sonra tüpe geçildi. Hep bunlar kaynak makinalarından aynı kaynakları kullandığımız için. Sonra şimdi oksijen kullanıyoruz atölyemizde. Artı hidrojen kaynağı kullanıyoruz. Elektrikte puntalamalımız var şu anda. Tabii çağa da ayak uydurmaya çalışıyoruz eski usta olarak. Peki ustam, sizin için bir tasarımda olmazsa olmaz kaideler nelerdir? Mesela siz tasarımlarınızda neyi baz oluyorsunuz? Nelerden esinleniyorsunuz tasarımlarınızda? Benim çalışmalarımda aslında zamanında birçok katalogdan modeller yaptım. Mesela müşteri isteklerine göre birçok modeller yapardık. Fakat
benim resime olan merakım, çocuk yaştan beri resime olan merakım vardı. Resim ve heykel çalışmaları yaptığım için ben herhangi bir müşterinin taşını çeşitli hemen kara kalem çalışmalarıyla bir dizayna sokar. Onun modern veya klasik ne tarz istiyorsa, elbisesine göre, kıyafetine göre uygular ve o uyguladığım şeyi, o çizimi direkt madene dökerdim. Tasarımı beğendirdim. Ondan sonra da onu uyguladığım zaman o parçanın güzelliğini alan insan inanırdı ve o şekilde bir çalışma yapardık hep. Tasarımlarımız yavaş yavaş çize çize kendi kişiliğimi katarak oldu. Ben çünkü kataloglara falan baktığım zaman bütün dünyanın değişik değişik yerlerinde farklı farklı modeller ve dizaynlar vardır. Ülkelere göre de değişir. Yapı meselesi gibi, yani binaları gibi takıları da farklıdır. Yani bugün Rusya'nın takıya karşı ve ayara karşı daha farklı şeyleri var. İngiltere'nin farklı. Yurt dışı da Amerika, Avrupa, Türkiye kendi kültürlerinde harmanlaşan şeyleri yaratmak. Aslında tasarımcı biraz da kendi yönünü kendi bulacak. Ülkeyi temsil edecek, yaşadığı yeri temsil eden ürünleri çıkartması gerekiyor. Ama bir çeşmeyi görürsünüz. O çeşmeyi siz daha değişik bir şekilde yorum yaparsınız. Tasarımcı daha modern hatlar çizerek yapabilir. Daha klasik hat çizerek yapabilir. Onun görüş açısı da önemli. Yani kendi lezzetini katması gerekiyor aslında her şeye yapan kişinin. Tasarımı zaten kafasında uygulayan insan onu da madene, metale dökebiliyorsa en doğru ve güzel şeyi yapıyor demektir. Bu modelde gözüktüğü gibi. Mesela ben bunu, bu bir sanat çeşmesi. Bunun özelliği çeşmeyi ve taslarını yaptım. Çünkü biz böyle taslardan çok su içtik, çeşmelerden. Evet. Bu İstanbul'u anlatan bir çeşme. Bu çeşmenin daha tam detayı bitmedi. Musluğunu buradan çevirdiğiniz zaman buradan eteklerinden İstanbul yazısı dökecek. Aa, yani taşıyacak. İstanbul'un bereketini anlatsın diye böyle bir tasarım yapmaya çalıştım. Bu taslar buradan çıkacak mesela. Zincirlerle beraber kulaklara küpe olacak. Bunlar kulaklara takılacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir sanat çeşmesi ve İstanbul'un da bereketini anlatan, İstanbul'umuzu anlatan bir çeşme. Bu da bittiği zaman fevkalade güzel olacak. Şimdi İstanbul yazıları falan içerisinde mekanizmalarıyla uğraşıyorum. Evet, çok güzel. Bu işin altında teknik bir yapı da var yani. Mekanik İşte görüşünüzü ustalık ve tasarımla bütünleştirdiğiniz zaman ortaya bir eser çıkıyor. Bu eserin adı da hem sizin ruhunuzu güzelleştiriyor hem de gören insanlara bir mutluluk veriyor. Böyle şeylerin Türkiye'mizde yapılması, bizim gibi ustalar vasıtasıyla ortalığa dökülmesi güzel bir şey. Ben isterim gençler de aynı görüşlerde daha bunları assınlar isterim. Mesela bu da bir güvercin. Bu güvercinin gövdesi hareket eder, kanatları hareket eder ve kafa kısmı olduğu gibi hareket eder. Gagasında mekanizma vardır. Bu böyle omuza takılan bir güvercindir. Magnetleri var. Küpeden gagaya gelen, gagadan aşağı inen bir zincirle birlikte omuzda aynı zamanda takılıyor. Hem yüzük olarak kullanılıyor. Yüzük olarak kullanılıyor. O zaman işlevsel bir yanı da var. Üç parçaya bölünüyor. Evet. Evet. Ve masa objesi olarak kullanılıyor. Çok güzel. Bu da kendi dalında çok güzel bir parçadır. Dünyada eşi olmayan bir parçadır. Mesela bu da bir baston sapı için yaptığım bir kartal kafası. Kartalın gözleri bu şekilde açık. Altta düğmesi var. Düğmeye bastığınız zaman gözleri kapanıyor. Gözleri yakuttur. Ya çok güzel. Emrinize sağlık. Hepsi sizin hünerli ellerinizden oluşuyor değil mi usta? Sizin tarafınızdan tasarlanmış. Bu çıkarttığımız çalışmalar. Bu da bir saltanat parçası. Bu müzede sergilendi. Üniversitelerde sergilendi. Bu da komple bir el işçiliği. Burada
eski, orta ve yeni çağları yansıtan bir çalışma var. Bunun üzerindeki işçilik tarzları. İki kat, tek kat eski Alaturka çalışma ve Alafranga çalışmalar var. Ve bu zincirleri de komple elde yapılmıştır, çift taraflıdır. Bu mekanizmalar buradan sökülüyor. Buradan alan kişi kendisi şuradan söküp bu şekilde yaptığı zaman. Aa, evet. Yine farklı bir ürün haline geliyor. Çıt çıt içeri giriyor ve broş haline dönüşüyor. Evet, ben de fark ettim. Broş olabiliyor. Ve bunun ortasını çevirip şu şekilde yaptığınız zaman bunu alan kişi kendisi kullanıyor. Yüzük oldu bir anda. Direkt yüzük oldu. Heyecanım. Bastıramadım. Bu, çok güzel bir tasarım oldu şu an. Kolye, broş ve yüzüktür. Olabilir. Bunun mekaniği de kendi düşüncemle yaptığım bir çalışmadır. Bu böyle harika da bir yüzüktür. Tam sanat eseri dedikleri şey bu olsa gerek. Değil mi? Evet. İnsanları mutlu edebiliyorsa. Broş da olabiliyor bir yandan. Broş, yüzük, bir yandan kolye, evet. Bir yandan yüzük olabiliyor. Bir üründen bu kadar çok üç şey çalışma. Çıkıyor. Çok güzel işte. Bu da yine aynı şekilde hem broş hem kendi yüzüktür. Halinde bir koleksiyon çalışması da oluyor, evet. Yani. Üç genelde her çalışmam üç şekle girer. İki şekle giren çalışmaları daha çok seviyorum. Alışkın değiliz genelde ustam. Özellikle neden hani işlevsel çalışmalar sizin daha çok ilgini çektiği bir sebebi var mı acaba? Çünkü bir parçaya verilen bir yatırım üç şekilde kullanma amacı taşısın çok diye. Çok güzel. Yani kolye ve iğne olarak kullanması kadar doğal ve güzel bir şey yok. Kesinlikle. O yüzden aklıma gelen şeyi direkt madene ve metale dökebiliyorum. Bizim için sanatta herhangi bir sınır yok. O yüzden biraz Tanrı vergisi de biraz da mesleğimizi çok sevmemizden kaynaklanan bir duruşumuz. Çocukluktan gelen gördüğüm kadarıyla resime zaten küçük yaşlarda ilgiliyormuşsunuz sanata. Yani bu biraz yetenek sonradan kazanılabilecek bir şey ama sanki biraz da içeride duran bir şey gerekiyor. Şimdi surmak susmak olarak ben çok mutluyum. Fakat oğlum var mesela. Evet. Oğluma da istemem ki surmak susmak olsun. O da kendi Michael susmak olarak olsun. Ben insanların kişilik ve karakter katmasını isterim tasarımcının da. Her kim olursa olsun tasarımı yapan siz de olsanız mesela. Sizin kendinize has görüşlerinizi herkes başka görür. Yani bir doğaya bakarsınız. Ben daha değişik bir ağacı görürüm. Siz doğanın deniz kısmını belki daha çok sever görürsünüz. Bu görmeyle, kafada düşünmeyle, yorumla onu madenin üzerine yaşatmak için, yani sonsuza kadar yaşatmak için şekillendirmeyle ilgili olan bir şey. Çünkü sanatın dili yok. Sanat bütün dünya dillerini konuşur. Yani güzel olan bir eser, kim baktığı zaman ona bir şey veriyorsa, bakan insana, bir güzellik sunuyorsa, bir mücevher veya başka bir şey, bir resim de olabilir, bir dekoratörün yaptığı dekorasyon olabilir, güzellik verebiliyorsa, ona bir ruh katmışsa, kişilik katmışsa, o onun lezzeti demektir yani, o da onun ismini taşısın. Benim ismim bunlar taşıyor. Oğlum daha beni assın ve ki o da çok güzel şeyler çıkartıyor. Bu gurur duyarım. Bütün insanların kendine göre has bakışları vardır. Ve her insanın ayrı ayrı da meziyeti vardır. Ben bu meziyetleri birbiriyle yarıştırırım fakat güzel yönde, yapıcı yönde yarıştırırım. Birbirini kıskansın, şey yapsın değil. Verimli olarak birbirleriyle paylaşsınlar. Tasarımlar çünkü öyle ortaya çıkıyor. Ülkelerin kültürlerini bildiğiniz zaman, giyim kuşamlarını bildiğiniz zaman, giyim kuşam tasarımı da çıkartabilirsiniz. Görüş açınızı geniş görebilirsiniz. Ben insanları tasarım bölümünde ve sanat bölümünde çok şekillendirmekten ziyade onların lezzetlerini katmayı hep severim. Çünkü onun içerisine kişilik girdiği zaman çok mükemmel olur. Ya ona istediği kadar o kişi sahiplenebilir. O zaman onun ruhu vardır. Peki ustam bu eserler ne kadar zamanınızı aldı? Örnek vermek gerekirse
elinizde bulunan mücevheri ne kadarlık bir zaman içerisinde yaptınız? Şimdi ben herhangi bir tasarımı yapacağım zaman genelde boş zamanlarımı da değerlendiririm. Müşteri işi ise müşterinin yanında çizim yaparım. Bir hafta içerisinde çizim ve tasarımı yaparım. Ondan sonra uygulamaya sokarım. Ama her tasarım öyle olmuyor. Bazen boşluklarda boş durmayı sevmediğim için bu gibi çalışmalar, mesela bunların daha değişik şamdan çalışmaları, daha değişik sanatsal çalışmalarım da var. Yarım kalan çok içeride parçalarım var. O parçaları kademe kademe, fırsat bulduğum sürece aralarda oynuyorum onlarla, mutlu oluyorum. Çünkü insanları çekiştirmeyi sevmem. O benim dünyamın içerisine girelim. Orada onlarla uğraştığım zaman acayip derecede bir mutluluk verir bana. Bir şeyle uğraşmak. Tasarımlarım hep o şekilde ortaya çıkıyor. Bir süresi yok. Anladım. Ama bazı tasarımları daha erken hemen istek doğrultusunda yapıyorum. Daha uzun sürebilir. Bazıları benim ruhumu okşasın diye biraz daha uzun süre içerisinde çıkartıyorum. Yavaş yavaş çıkartıyorum. Bu da bir mezo çalışması. Müzik terimini kullanarak yaptığım bir çalışmadır. Bu da komple elde. Buna komple, buna cennet meyvesi adını verdiğim bir çalışmadır. Peki ustam, sıfırdan finişe, bitişe kadar bir ürün nasıl tamamlanıyor? Hangi aşamalardan geçiyor? Örneğin demin sohbet esnasında söylediniz. Mum çalışarak başlıyorum. Sonrasında nasıl aşamalardan geçiyor acaba bir mücevher? Şimdi aslında ilk aşama çizimdir. Kafamızda onun tasarımını, çizimini ve kademelerini yaparım. Bir süre tasarımcı olarak. Ondan sonra maden ayarlama şekli çıkar. Madeni biz kendimiz ayarlarız. Madeni ayarlarız ve silindirlerden çekeriz, dökeriz, silindirlerden çekeriz, tel ve şanel vesaire yaparız. Şimdiki teknikte döküm tekniği kullanılan işler de var. Evet. Mumda yapılan işler ayrıdır. El mumunda çalışan işler ayrıdır. Biz daha çok şunlar mesela, komple A'dan Z'ye kadar elde yapılmış iştir. Yani bunlar koleksiyon parçalarıdır. Bundan 4-5 tane yapmayı düşündüm. Hepsi de birbirinden farklı olacak. Yani modelleri farklı farklı olacak. 5 taneden sonra yapılmayacak. Hatta benden sonra belki yapılmaz bunlar. Anladım. Döküm olan işler, mum çalışmasıyla yapılan işler vardır. Onlar dökümdür. Bunlar gibi değil. Bu da komple eldedir mesela. Hmm. Bu da komple eldedir. Eldedir. Bu da komple eldedir. Bunlar çiçekleri vesaire filan hepsi bunların tek tek elde konularak, elde çıkararak yapılan iştir. Burada sadece şu maymun mesela mumda evet. Çıkarttığım bir çalışmadır. Bu da heykeltıraş gibi bunun üzerinde çalışmışımdır. Bu da benim alemeti harikam. Alemeti harikam da burada surmak susmak yazar. Ailenin bütün fertlerinin ismi yazar burada. Ha. Çift pırlanta vardır. Özelliği o. Burada 3 tane zümrüt koydum. Boğa burcunu temsil eden ve dünya. Bunlar söküldüğü zaman aynı zamanda şeye dönüşüyor. Yüzeye dönüşüyor. Efendim çok kıymetli bir yayın oldu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Bizi ağırladığınız için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben çok mutlu oldum. Eğer size sorularınıza bir nebze, gençlere bir nebze bir şey verebilirsek kıyısından köşesinden çok mutlu olurum.